Neden inşa edildi? Katıldığı görevlerin arka planında ne yatıyor? Sahneye çıkalı 22 yıl oldu ama hala neden yapıldığını, düzenli uçuşlarının perde arkasında hangi işlerin döndüğünü bilmiyoruz. O, Boeing X-37B. Dünyanın hem en modern hem de en gizli uzay aracı. Bu şey, gizli görevler için uçan dünyanın en ilgi çekici uzay gemisi. Rusya merkezli bir havacılık ve savunma şirketinin CEO'su Yan Novikov, bu araç için şunları söylemişti. ABD iki insansız uzay aracına sahip, bir tanesi 6, diğeri de 3 nükleer silah taşıyabiliyor. Bilimsel bir araştırmanın ürünü olduğunu iddia ediyorlar. Ancak o şeyler aslında bir uzay bombardıman uçağı. 2025'e kadar sayılarının 8'e çıkacağını tahmin ediyoruz. ''1999'da NASA yörüngede kalabilecek bir araç tasarlamak ve geliştirmek için Boeing Entegre Savunma Sistemleri ile anlaştı. 4 yıl sürecek olan proje için tahminen toplamda 192 milyon ABD doları kaynak ayrılmıştı. NASA 109 milyon, ABD Hava Kuvvetleri 16 milyon ve Boeing firması 67 milyon dolar katkı sağladı. 2002 yılının sonlarında NASA'nın uzay projeleri kapsamında Boeing'e 301 milyon dolarlık yeni bir sözleşme sunuldu. X-37'nin aerodinamik tasarımı, daha büyük olan uzay mekiğinden türetilmiş hipersonik teknoloji aracına benzer kalkış ve manevra yeteneğine sahipti. 8,8 metre uzunluğunda, 2,9 metre genişliğinde ve 4,6 metre kanat açıklığına sahip. Fırlatma rampasındayken ağırlığı tam 5 ton. Boeing X-40'ın %120 ölçekli bir türevi. Güç, lityum iyon pilli, galyum arsenit güneş pilleri tarafından sağlanıyor. Klasik alüminyumdan ziyade hafif kompozit yapılardan üretilmiş, depolanabilir itici gazlar kullanan bir tane aerojet motoru tarafından desteklenen ve gelişmiş rehberlik, navigasyon ve kontrol, termal koruma sistemleri, aviyonikler, yüksek sıcaklık yapıları, yeniden kullanılabilir yalıtım, otonom yörünge uçuşu testleri için harika bir araç. Tüm bunlar göz önüne alındığında onun uzay taşımacılığının maliyetini azaltmak amacıyla geliştirildiği de düşünülebilir. Uzaydan döndüğünde otomatik olarak atmosfere girebiliyor, inişe geçebiliyor ve sorunsuz hava sahasına inebiliyor. Mayıs 2020, Cape Canaveral üssü. Boeing X-37B, ABD Hava Kuvvetleri'nce gizli yürütülen bir görev için Atlas V roketiyle uzaya fırlatıldı. Bu uzay aracının 6. göreviydi. Aslında roket bir gün önce fırlatılacaktı. Ancak kötü hava koşulları yüzünden işlem pazar gününe ertelenmişti. Görüntü 2017'ye ait. Görev sonrası dünyaya dönen X-37B'yi görüyorsunuz. X-37B hakkında çok az şey biliyoruz. Çünkü ABD Savunma Bakanlığı uzay uçağının görev ve kabiliyetleri hakkında geçmişte çok az açıklama yaptı. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett, uzay uçağının görevleri hakkında şu açıklamayı yapmıştı. Bu seferki X-37B görevi geçmiştekilerden daha fazla deney gerçekleştirecek. Bazı kaynaklar uzay uçağının yapacağı deneylerden birinin radyasyonun çekirdekler ve başka maddeler üzerindeki etkilerini araştırmak olduğunu yazıyordu. X-37B, NASA'nın uzay görevlerinde kullandığı uzay mekiklerine benzese de onların sadece 1/4 biri büyüklüğünde. Boeing firmasının yaptığı uçak yörüngede güneş panelleriyle topladığı enerjiyi kullanıyor. İlk olarak Nisan 2010'da uzaya gönderildi ve gizli yürütülen bir dizi görevi tamamlayıp 8 ay sonra dünyaya geri döndü. Hakkında yapılan resmi açıklamalardan biri şuydu. Bu görevler riski azaltmak ve risk tasarıları deneylerinin bir parçası. Üstü kapalı, her yere çekilebilecek bir açıklama. Görevlerin bütçesi ise çok gizli sınıflandırmasıyla saklanıyor. Genel proje maliyeti 192 milyon demiştik. Görevlerle birlikte bunun 500 milyonu aştığı düşünülüyor. X-37B bir uzay mekiği gibi dikey olarak havalanıyor ve bir roket tarafından itiliyor. Yörüngeye girdikten sonra kendi başına manevra yapabiliyor ve sonunda standart bir uçak gibi dünya yüzeyindeki bir piste iniyor. Araçta uyduları taşımasını sağlayan kabaca bir kamyonet kasası büyüklüğünde küçük bir yük alanı var.
Üretici şirket Boeing'den alınan bilgilere göre dünyadan 240 ile 805 km arasında bir yükseklikte çalışabiliyor. Space.com'da yer alan bir habere göre NASA 2004'te 2 adet X-37B'yi Pentagon'un İleri Savunma Araştırmaları Projeleri Ajansı'na devretti. Bu görüntüde Ekim 2019'a ait. X-37B 780 günlük görevini bitirmiş. Yer, Kennedy Uzay Merkezi Mekik İniş Tesisi. Kimileri onun dünyayı yukarıdan gözetlemek ve casus uyduları konuşlandırılmak üzere yapıldığını düşünüyor. Çitayı daha yükseklere taşıyanlar da var. X-37B'nin uzay tabanlı bir bombardıman uçağı olduğunu düşünenler. Çin uzay istasyonuna sızması için yapıldığını düşünenler. Ya da ABD ordusunun diğer ülkelerin uydusuna müdahale etmesi için yapıldığını düşünenler. Bunların hepsi insanların uzay aracına dair ütopik yorumları. Henüz hiçbiri doğrulanmadı. Uzmanlar büyük miktarda yakıt gerektireceğinden ya da takip edilmesinin çok kolay olması sebebiyle bu fikirlere pek katılmıyorlar. İlk test uçuşunu 2006 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri üssünde yaptı. Bilinen sadece iki tane X-37B var. Onlardan biri ilk yörünge görevi için 2010 yılında fırlatıldı ve görevini bitirmesi 224 gün sürdü. Dünyaya başarılı dönüş yaptığında aracın ısı kalkanı ve hipersonik aerodinamik yol tutuşunun ilk testi de gerçekleşmiş oldu. Diğer araçsa bir yıl sonra uçtu ve ilk aracın iki katından daha fazla bir zaman yörüngede kaldı. Beşinci uçuşu tam bir gizemdi. Çünkü yörüngede 780 gün kalmış ve bu süre zarfında orada ne yaptığı hiçbir zaman bilinememişti. X-37B genelde Atlas V güçlendirici ile uzaya gönderilse de araç farklı roketlerle de fırlatılabilir. Zaten 2017'deki görevinde onu SpaceX Falcon 9 roketi fırlatmıştı. Mayıs 2020, Atlas V roketi Florida'daki Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda X-37B uzay uçağını fırlatıyor. Gizli bir askeri donanım parçası olmasına karşın uzay meraklıları onu kolaylıkla takip edebiliyor. Case Bassa, mini bir uzay mekiğine benzeyen bu casus aracı fark edenlerdendi. Nesnenin dairesel yörüngesinin 54,5 derece eğildiğini ve yerin 350 km yukarısında olduğunu hesaplayınca bunun X-37B olduğunu anladı. Ekim 2017'de İskoçya'dan gökyüzü dedektifi Russell Ebers da onu fark etmişti. 2019'da aylardır onu arayan uzay hayranı Ralph Vanderberg de onu bulmayı ve hatta fotoğraflamayı başarmıştı. 2020'deki en son görevinin lansmanından kısa bir zaman önce ABD ordusunun uzay uçağının arkasına yeni bir hizmet modülü taktığı ortaya çıktı. Hava kuvvetlerinde görevli Randy Walden. Bu görev için ayrıca bir hizmet modülü gerekti. Uzay aracının mevcut yeteneklerini geliştirmek ve daha önceki görevlerinden daha fazla deney gerçekleştirmek için bu gerekliydi. Görevinin ABD Hava Kuvvetleri ve NASA tarafından geliştirilen 5 küçük uyduyu yerleştirmek olduğuna dair güçlü kanıtlar vardı. Boeing X-37B 800 km yüksekliğe çıkabilmesinin yanında saatte yaklaşık 28.200 km hıza da ulaşabiliyor. 2 yıl önce eski bir hava kuvvetleri çalışanı olan Heather Wilson katıldığı bir panelde bu uzay aracı hakkında bazı bilgiler vermişti. Wilson, onun atmosfere çok yakın uçabildiğini, manevra kabiliyetinin hayal gücü sınırlarının bile ötesinde olduğunu, hiç kimsenin onun tam olarak nasıl davranacağını tahmin edemeyeceğini açıkladı. Wilson, uzay aracının Rusya ve Çin gibi düşmanları çıldırtmak için tasarlandığını da söyledi. Boeing X-37B neden mürettebatsız olarak tasarlanmıştı? Aslında bir zamanlar mürettebatlı bir versiyonu üzerinde çalışmalar yapılmıştı. X-37C adı verilen uzay uçağı konfigürasyonu 6 kadar astronotu dünya yörüngesine taşıyabilen otonom ve pilotlu uçuş yeteneklerine sahip bir araçtı.
Belki de en mantıklı açıklama onun gelecekte kullanılacak fırlatma aracı sistemlerinin riskini azaltmak için tasarlandı.